Herkese merhaba arkadaşlar. Eleştirmen TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Devil May Cry 5 incelemesi yapacağız. Evet. Sen kaçıncı bitirişin? Bir. Bir mi? Tamam, benim 5 falan. 5. oyun. Evet. Güzel isim. Şimdi. Oyunu beğendik. Bayağı hem de. Önceki oyunları sevmemize rağmen bunu beğendim. Önceki oyunlara hiç değinmeyelim, ne kadar nefret ettiğimi biliyorsunuz zaten önceki oyunlarda. Neyse 5. Sonunda adam akıllı güzel bir oyun olmuş. Çok fazla karakter var. Aynı. Yani diğer serilerde aynı karakterleri var. Ya öyle de yani Wii ile oynamayı ben istedim. Yeni eklenebilen sadece tek bir tane karakter var diyebilirim hatta i̇şte yani. O bana yetiyor. O da zaten o da bize zaten kollarımızı satıyor. Bir de ve ne kadar gizemli. Aynen. Ne kadar gizemli bir karakter. Gizemli işte sen abim başarısını verip. Ben kısaltma. Ben Wii'yle Virgin oynadım tutuda ben sevmedim. Çok sıkıcı bence. Çok tekrar ediyor. Çok sıkıcı. Ya tekrar spam fest. Ya tekrar etmesi çok önemli. En azından ben şey dedim. Yenilik. Diğer DMC oyunlarından sonra en sonunda adam akıllı bir yenilik falan filan dedim. Oynanabilir farklı karakter. Aynı yerlerden tekrar geçmemize gerek yok. Farklı yerleri oynamamıza rağmen. Ama gene de ben her türlü gameplay'i çok seviyorum. Oyunu. Gameplay oyunu çok iyi işte. Çok az şey var ya. Spam basıp duruyorsun. Ama o kadar, hemen... ama o kadar bariz güçsüz oldu. Yani. Sadece kontrol edebildiği 3 tane demon evet. Var zaten. Yani. Neyse. Devil May Cry 5 hikaye. Kiminki daha büyük dediğimiz gibi. Aynen. İki kardeşin hangisi daha büyük? Kapışmasıyla geçen evet. Sadece. Virgil işte önceki hikayeden dolayı depresyona giriyor. Kendini öldürüyor. Kendini öldürdüğünde iki tane iyi bir kötü yanı ortaya çıkıyor. Ya aslında tam da şey değil yani hani şöyle ben insan tarafımla beraber çok güçsüzüm. Tamamen demon tarafımı çıkarırsam Dante'yi yenebilirim deyip iki tarafını birbirine ayırıyor. Bir taraf V. Amına koyayım. Bir tarafı da şeytan. Adı neydi? B'siz harfli işte. Virgil. Not V. Anti V falan diyor. Saçma salak. Ama gerçekten çok güçlü oluyor bu arada. Evet. Şeyi çıkardıktan sonra. Bu arada bu kısma gelene kadar hani V'nin o bir de ana boss'un kim olduğunu öğrenene kadar oyun bana çok saçma geldi. Bu arada. Bir tane oyun direkt boss spawn ediyor. Direkt onu öldürmekle başlıyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen gelmişti başta. Bak. İlk toparladı yani. Buna değinmek istemiyorum da Far Cry oyunlarında özellikle şeyde 4'ten sonra gelen bir olay var hani ilk başta geçmezsen, ilk başta prolog geçmez oyun bir anda bitiyor evet. Ya. 4'te vardı, 5'te vardı. Bunda da var. Nasıl? Biliyor musun? İlk başta hani hiçbir türlü yenemiyorsun ya boss'u. Evet. Ölmen gerekiyor hani orada. Yenebiliyorsun. Yendiğin zaman ne oluyor? 5 saat mi sürüyor orada yenmen? Nasıl evet, yani? Sürüyor ama sürüyor. Sonra bitiyor oyun. Orada bitiyor. Harbi mi? Evet, o orada ölüyor orada. Oyun öyle bitiyor. V ile birleşmiyor. Öyle. Bu oyun bitiyor. Canon değil yani değil mi? Canon tabii ki de değil. Tamam. Tamamen easter egg. Yoksa saçma olur. Yani yapabilmen zaten imkansız olduğu için. Vay oğlum bilmiyordum bunu. İyi oldu. Bilmeyen çok işte vardı şu an. Böyle bir şey. Hikaye bu kadar. Hangimizinki daha büyük? Evet. Bu kadar. Yine Verge'de bağlı. Evet Verge'de bağlı. Neyse gameplay yani oyun bence çok güzeldi. İnanılmaz iyiydi hem de. Hele Dante kısımları. Dante kısmı en iyisiydi. Bir de hani üçünü aksine değiştirebiliyorsun ya. Ya şöyle benim asıl şikayetim şu hani kolları kullanabilme özelliğimizin bu kadar kısıtlı olması. Hani kollar arasında geçiş yapamamasın. İlla onların kırılması gerekiyor. Evet bu çok saçma. İnanılmaz yani. Saçma bir özellik. Hani getirseler yani, küçük bir güncelleme yeter. Bu arada biz bulamadık ki düşün değil mi sen? Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Deniyorum ya o yüzden oyunda en iyi kolu kullan. Hani yakalama kolu var ya yakalayıp direkt yere çalışıyorsun, finish'imi yapıyorsun falan. O kol dışında hiçbir kol kullanmadım. Çünkü diğerleri gereksiz. Yok roket koluymuş, yok kanca koluymuş. Gereksiz. Ben roket kullandım çünkü Nero'da range pek bir şey olmadığı için kullandım. Roket kolu iyi damage vuruyordu. Uzak range olarak kullandım. Ama son seviyeye getirdiğin zaman gerçekten çok güçlü oluyor bu arada. Evet. Hiç hafif alınabilecek karakter gibi olmuyor. Bayağı güçlü oluyor son seviyeye şey geldiği zaman. Şey çok iyi. Reiki'ye basıp hani kılıcının alevini kontrol ediyorsun ya. Aynı anda vururken basarsan onu upgrade'le açıyorsun. Bir anda doluyor ya. Sonra fışak 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 böyle üzerek gidiyorsun. Onlar çok zevkli Nero'da. Ama en iyisi Dante'ydi çünkü stilleri anlık olarak değiştirebiliyoruz falan. Bak şöyle. Bir sürü şey çıkıyor. Her DMC oyunu zaten DMC'nin tek sevdiğim tarafı da bu diyebilirim yani. Her oyunda eklenebilir
harika yeni bir mekanik silah getiriyorlar ya. Mınçka gibi 3. oyundaki. Lan gene o şapka, motosiklet veya sırt şey, sensör, valiz ve şey, çift bazuka. Lan hayatımda bu kadar zevk almadım ya bir gameplay'den ben ya. Şey, şapkayla motoru kullandın mı? Kullanmam. İkisi birleştirdiği zaman inanılmaz iyi kombolar çıkarabiliyorsun ya. Ben saçma ya. Gözüküyorlar diye onları kullanmıyorum. Ya oğlum nasıl kullanması? Şapka hele en iyisi ya. Kendi canına çünkü mı? Çünkü bildiğin dalga geçiyorsun şeytanlarla, anladın mı? Blokladığı zaman bir anda Michael Jackson'a falan dönüş. Saçma sapan o kadar güzel ki, zevkli ki anlatamam sana yani. Kendi health-board'undan veriyorsun şapka. Olsun. Bana ne? O kadar zevkli ki. Hatta şey, hangi silahtaydı? Bildiğin şey, kendi paranı veriyorsun. Şapkadaydı hatta galiba o. Yanlış hatırlamıyorsam. Şapkada değil mi? Kırmızı işte. Ha, yani. Onları veriyorsun. Gene de mükemmel bir silah. Pardon lan, sağlık değil. Aynen, kırmızı. Orplardan veriyorsun işte. Evet. Kırmızı orplardan veriyorsun. Neyse. Gameplay çok iyi. Dante Nero'ya bir olarak biliyorsun. Hı. Peki atmosfer? Çok iyi. Yani hani bir Devil May Cry oyunundan ben atmosferi bile çok önemsemediğim için tek istediğim şey grafikler gameplay'di. Çok iyiydi yani. Evet. Grafikler inanılmaz iyiydi. Resident Evil Engine'le yapılmış. Adam belli oluyor. Gayet güzel bir oyun. O engine daha gider bu arada. Ya? O engine daha çok gider. Gider canım. İleri çok çok iyi. Optimizasyonu falan çok iyi olan bir engine. Evet. Çok iyi yapmışlar. Sıfır bak, full high'da 100 FPS yağ gibi aktı. Hiçbir problem yok. Sıfır. Hiçbir savaşta kasma bile yaşamadım. Ama en iyi port PS5'te garip bir şey. Herhalde Sony'yle anlaşmışlar. PS5'te Devil May Cry 5 Special Edition'da geçiyor. Onda da zaten oynanabilir karakter olarak sadece şey geliyor, Virgil geliyor. Bir başka de bir şey Ray Tracing falan var. Hmm. Ray Tracing var, bir de genel olarak grafik kalitesi daha iyi. Ya ben, PC'de ben, daha kötü. Ben açıkçası baştan sonra tekrar çok severek oynarım tabii ki ama 5 kere bitirdiğim bir oyunu tekrar Virgil'la bitirebilmek için 250 lira vermek istemedim açıkçası. Sırf Special Edition diye. O plus, zamanlar öyleydi tabii. Plus, hayır, ben Plus kullanmıyorum. Başım. Onu demek istiyorum. Neyse, ben beleş oynadım Plus'ta. Yine de Virgil açılınca oynamadım. Daha oynamadım. Hani bunun için fazla para vermeye gerek yok. PC tabii oyuncular için falan filan hani, da diyorum. Hani tek atış hakkım varsa konsol PC diyorsan konsolla onu da almayayım. Tabii daha güç fantezisi görmek istiyorsan Virgil'ın da oynaması ayrı bir keyifli tabii de. Oynayacak oyun olmasa büyük ihtimalle daha önce artık. Kesinlikle. Neyse, müzikleri falan değil. Başyapıt oğlum müzikleri. Ben sporda dinliyorum lan müziklerini. Yani bir Hakan Streç'ten bekleyeceğin en iyi şey zaten mükemmel arka plan müzikleri değil mi? Savaşlığın esnada evet, özellikle yani. Bu da onlardan birine sahip yani. Şey çok iyi. Nero'nun tamirci kızı var ya. Hmm. Amerikan aksanıyla konuşan. Cowboy. Western. Kollarımızı yapan işte. Büyük annesi onun grandmother'ı işte tarihi bir silah blacksmith'iymiş de buna hiçbir falan. Benim aklıma niyeyse saçma sapan bir şekilde Bayonetta'daki silah satıcısı geldi de aklıma niyeyse. Saçma sapan. Cehennemdeki. Cehennemdeki aynen. Olayın çakması. Olayın çakması aynen. Niyeyse o aklıma geldi de. Onunla diyaloglar çok iyiydi. Evet. Pornografi şey neyse. Ya benim bu oyunla alakalı daha fazla övebileceğim hiçbir şey yok açıkçası gerçekten. Oyunu mükemmel. En iyi DMC oyunu. Yani şey olarak hani nasıl Devil May Cry ne bekliyorsunuz bak, ama bunda birazcık çok... bunda birazcık ne yazık ki küçülmek zorundayım. Hani ilk başta hani hikayesel anlamda bir şey bekleme demek zorundayım ne yazık ki. DMC oyunlarında gerçekten hikayesel anlamda kimse bir şey beklemez. Hiçbir şey yok. Sıfır. Hatta şu reboot serisi olan DMC'de bile bir şey bekleme yani. Sözde reboot ama. Onu oynamadım. Ha. Onu oynayamaya kimse oynamadı zaten adam akıllı. Çünkü Dante kimse öyle görmek istemedi. Neyse, DMC'den hikaye iyi olmasa da zaten yetiyor. Ben gameplay, yani hikaye dışında her şey çok iyi olunca o da çok gözüme batmıyor açıkçası. Zaten ciddi bir tonu olmuyor mu? Yani. Ne bekliyorsun? Kesinlikle hiçbir şey beklemiyorum. Bana şöyle söyleyeyim, bana DMC'yi tekrar sevdiren oyun bu oldu. Benim de. Oynama hevesimi körükledi. 6 olsa yani direkt onu atlardım. 5'ten yani. Öncekileri sırf bitirmek için oynuyorduk ve eziyet gibi geliyordu ama 5 evet. Zevkle oynadık yani. En son hikayesel bağlantıdan bahsediyordum. Hani ilk yani 5'e geçmek için illa ilk 4 oyun oynaması gerekiyor. Gerek yok. Zaten oyunda menü de var. Hani önceden ne oldu diye bir hayat şey seçenek var. Anlatıyor eskiyi. Zaten en güzel gameplay hatta oynanabilir en iyi gameplay bunda olduğu için hiç diğer oyunları oynamanıza bile gerek yok. Yani.
Şey bu arada oyun sonunda Nero sonunda formuna erişiyor. En güçlü. Melek. Hatta ikisinden de güçlü oluyor. Dante'den falan da güçlü oluyor o formda. Melek şeytan melez karışım. Tek yermek için gibi işte. Ha. Ondan almışlar. Neyse şey... Puanlama. Puanlama. Puanlamaya geçelim. Bu arada oyun sonunda Dante ile Virgil bildiğin gerçek dünyadan çıktılar. Geri çıkılamayacak bir yere girmişler gibi gösterdiler. Devamında oradan çıkarırlar. Devamında belki artık hani Dante ile veya Virgil olmayan başka bir kötü karakter de görebiliriz ve hatta başka gameplay de görebiliriz. Belki tekrar 4'teki gibi. Dante ile bir daha oynayabilecek miyiz onun için? Dante ile her oyunda oynadık, bunda da oynadık gibi geliyor altıda. Çünkü Virgil'e Dante için olmayacak. Ama şöyle söyleyeyim sana. Şu anda Dragon Dogma 2 yapılıyor. Biz Devil May Cry 6'yı en az 5 yıl sonra görürüz. Belli olmaz. Belli olmaz. Ama zaten 5'ten çok büyük bir başarı elde ettikleri için satış rakamında da çok iyi. Devamı gelecektir. Devamı her türlü geleceği için. Belki reboot da yapabilir. O yüzden endişelenmemize çok gerek yok. Yok reboot yapmazlar. Ama yani Dante ile Virgil için en iyi sonu yazdılar şu an. Evet. Ne barıştılar ne savaştılar. Tam arası değişik bir şey oldu böyle. Komik bir şekilde. Savaştılarsa ne sağ taraf kazandı ne sol taraf bir şey kazandı. Hem barıştılar savaşmaya devam ediyorlar. Böyle değişik bir şey oldu ve hiç çıkamayacakları bir yere gittiler. Bilmiyorum ne olacak göreceğiz. Bu anlamaya geçelim. Ben 9 veriyorum. Ben 8 veriyorum. En sevdiğim bu olduğu için 9 veriyorum bu arada. Seride... Konu bakımından falan alakası yok yani. Seride benim en sevdiğim. Ama genel bütün oyunlara bakarsan o yüzden ben 8 vereceğim. Zaten de son zamanlarda oynadığım oyunların hepsinden böyle ağzımı suya akarak deli gibi zevkli oynamıyorum. Devil May Cry bana her zaman ilaç gibi geliyor. Ne zaman oynarsam oyunu hiç mi sıkmaz bir gameplay ya. Deli gibi şeytan kesmek istiyorum yani oyunda. Evet, evet. Neyse 9 verdim, ben de 8 verdim. Gayet ortalama çok susuyor, çok güzel. Capcom zaten son zamanlarda çok güzel oyunlar çıkarıyor. Evet, Resident Evil rebootlarıyla beraber. PlayStation 4 neslinden beri işte çok güzel oyunlar yapıyorlar. Yani umarım Capcom'a devam eder. Diyelim. Evet, son söyleyeceğim şey Resident Evil 5'ten çok büyük beklentilerim var. Remake'den. Remake? Aynen. Ondan çok büyük beklentilerim var ve burada noktayı koyuyorum. Aynısını remake olsa bile ben yine oynarım. 5 kötü bir oyun değildi bence. Oynanır. Oynanır. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.